kızacak. Ceyla ya da kızacak arkadaşlar. Evet, ukulelerle birlikte yine bir slime challenge'a karşınızdayız. Yine değil, ilk defa tek başıma bir slime challenge yapıyorum. Ceylin bana sorular soracak. Soruları bilirsem slime malzemesi kazanacağım ve slime'ı yapacağım. Hem de tabaksız. Hadi başlayalım. Heyecanla bekliyorum Ceylin'in ilk soruyu. İlk soru geliyor. Şanlıurfa'nın kaç ilçesi vardır? Cevaba ne kadar yaklaşabiliyorum? +10 eksi 10. +10 eksi 10, tamam. Şanlıurfa'nın kaç ilçesi vardır? Kocaeli'nin ilçelerini sayalım. Kocaeli'nin maksimum 10 tane ilçesi olduğuna göre Şanlıurfa'nın ben 17 ilçesi var diyorum. 17. Cevap? 13. Yani kazandım. Evet. Fazla olmuş +10 eksi 10. Ben senin olsam bunu +5 eksi 5 derdim yani. İlk malzememi alayım ve çok güzel bir vazelin aldım. Sıradaki soru gelsin. Denizin ısının yüzde kaçı sudur? Zaten bu yüzün içinde olacağı için. +5 eksi 5 veriyorum. Tamam. Deniz anasının yüzde kaçı sudur? Evet. Deniz anası nasıl bir şeydi ya? %50'si diyorum. Evet. Cevap? 95. Ne? Ya 100 diyecektin ya 90 diyecektin. Yani yuh öyle bir şey asla demezdim. Evet, malzeme kazanamadım. Sıradaki soru gelsin. Kaç yılına kadar ayakkabılarda sağ sol ayrımı yoktu? Öyle bir şey var biliyor musun? Ne? Nasıl ayakkabılarda yürüyecekler? Sağ sol ayrımı yokmuş yani. Direktmiş yani. Nasıl yürüyecekler ya? Nasıl yürüyecekler ya? Çok saçma. Artı kaç yüze kaç yıl olarak? +30 eksi 30. Tamam. Kaç yılına kadar? Bence Kurtuluş Savaşı'ndan sırasına kadar bence çarıklar. Acaba sağ sol ayrımı yok muydu cidden onlara? 1930 diyorum. Yani 1900 ile 1960 arasında mı? Hayır. 1800. Ne? 1800 yılına kadar sağ sol ayrımı yokmuş. Ne? Vay be. Erken keşfetmişler. Evet, malzeme kazanamadım. Sıradaki soru gelsin. Sarsa Belener 2003 yılında Eurovision'dan kaç puan almıştır? Ya bunu nasıl bilemem ya? Puan galiba... 50 üzerinden. Hayır. 60 üzerinden. Hayır. 100 üzerinden. Hayır. 200 100. galiba. Artı kaç eksi kaç? +5 eksi 5. Çünkü ikizlerin olduğunu söyledim sana. 112. 167. Ne? Oh, everywhere that I can. Dur, ukulele. Everywhere that I can. Evet, sıradaki soru gelsin. Kanguruların kuyrukları yaklaşık kaç santimetredir? Hmm. Artı kaç eksi kaç? +100 eksi 100. Evet. Ne? Evet. Santim diyorsun ama doğru. 2 metre ise 200 diyorum ben. 200 mi diyorsun? 1 metre. Yani kazanmış oluyorum. Ve malzemen... Allah ne etsin. Salak olsun ya. Malzemem kinetikim arkadaşlar. Küçük bir kaza yaşandı ve kırıldı. Malzememi de aldığıma göre devam edebilirim. Sıradaki soru gelsin. En büyük kar küresi koleksiyonuna sahip olan kişinin kaç adet kar küresi vardır? Neden en büyük kar küresi koleksiyonuna sahipsin be adam? Be kadın. En büyük kar küresi koleksiyonuna sahip olduğunda ne oldu? Artı kaç eksi kaç? +200 eksi 200. 580 diyorum. Cevap? 4059. Ne? Yuh adam yuh. Kadın. Kadın. Evin neresine soktular koca acaba o 4000 bir yandan? Yani minikler de var, minnacıklar da var. Aa, tövbe tövbe. Devam edelim, malzeme kazanalım. Sıradaki soru gelsin. Tren dünyada ilk kez hangi yılda kullanılmıştır? Artı kaç eksi kaç? +100 eksi 100. 1650. 1800. Ya şaka bana. 1800 desen kazanmıştın evet, yani. Evet, kaybettik arkadaşlar. Devam. Çin Seddi kaç basamaklıdır? Artı kaç eksi kaç? +500 eksi 500. 1850. 5064. Ne? Nasıl olabilir ya böyle şeyler ya? Ne? Malzeme kazanamıyorum. Devam. Dünyanın en küçük ülkesi Sealand'in nüfusu kaçtır? Artı kaç eksi kaç? +5 eksi 5. 8. Yani 13 ile 27. Ama ben de geçen gördüm. Demek ki o bir ülke değilmiş. Bir ada varmış. Sadece 8 kişi yaşıyormuş o adada. Demek ki o bir ülke değilmiş. 27 mi? Ben de gideceğim. 28. olayım. Çok istiyorum. Ne kadar? 27 kişi. Az kişi, az kişi. Yine malzeme kazanamadım. Devam sıradaki soru. Dünyanın en uzun diline sahip köpek. Moti'nin dili kaç santimetredir? Köpek. Artı kaç eksi kaç? +3 eksi 3. Kaç santimdir? 27 santimdir. 19. Sadece 2 malzeme kazandın. Evet Ceylin. Bitti sorular. Bitti mi? O zaman oradaki malzemem gelsin ve slime challenge'a başlıyorum. Öncelikle şöyle ortaya güzelce tukanımdan döküyorum. Bu sefer slime'ı yapacağım. Ondan sonra diğer malzemeni katacağım. Zaten diğer malzemelerim bir tek kinetik kumla vazelin olduğu için sonra beklenebilen malzemeler. Yani şöyle slime'ı bir güzel elimle yapıyorum, topluyorum ve masamı temizliyorum.
Daha sonra pis işlere bulaşıyorum. Yani vazelin ve kinetik kum gibi. Şöyle biraz daha karıştır. Arkadaşlar bir bakalım da çok kötüydüm. Eğer siz de benimle birlikte Ceylin'in sorduğu soruları tahmin ettiyseniz hadi tahminlerinizi yorumlara yazın, kaçta kaç yaptınız. Ceylin olmuyor yalnız. Bir tek hiçbir ekstra malzeme yok. Tutkal ve boraklı su. Biraz daha mı kullanmam lazım? Bolca kullanmam lazım demek ki. Ama geçen öyle yapmayalım demiştin. Karıştır kumu harca doğran. Teşekkür ederim. Bu ekstra bilgi için doğru bilgiydi çünkü. Ekstra bilgi değil, hatırlatma. Karıştır. Bak, eklesen için bak bence şu an beni fazla ekledin yani. Yok be, iyi oldu. İyi mi? Yok, güzel oldu. Temizle. Ve... Evet, masayı temizledim mi? Evet. Temizledim. Şimdi biraz daha şu ıslaklıkları alayım. Evet, slime'ım oldu. Ceylin dediği gibi daha fazla ekleyecektim güya ama ona rağmen birazcık daha katı oldu. Ama şimdi vazelin onu yatıştıracağını düşünüyorum. Şöyle parmağımla, hiç karıştırma kaşımam için parmağımla vazelini alıyorum ve slime'a sürüyorum. Biliyorsunuz vazelin slime'lar benim en sevdiğim slime'lar. Çünkü böyle hani vazelin şöyle bir hafif merhemsi yapısı vardır ya, yani krem değil de merhem. İşte o merhemsi yapıyı bence slime'a veriyor ve slime'ı çok güzel bir yapıya dokuya kavuşturuyor diye düşünüyorum. O yüzden şöyle karıştır. Yoğur. Ay çok güzel kokuyor. Yılların vazelini arkadaşlar. Bu vazelin en az 10 yıllık. Ben size diyeyim. 10. Poyraz'dan daha eski yani. Evet, şöyle masayı tekrar temizleyelim. Of Ceylin, vazelin gelince slime efsane oldu yalnız, bakar mısın? Ay evet. Böyle çok hoş gibi böyle. Evet, böyle çok güzel bir... Wow, harika oldu. Şimdi içine kinetik kum ekleme zamanı. Yeşil kinetik kumumuzu da ekleyelim. Çok ekledin. Evet. Elime... Fazla gelecek. Fazla gelsin. Elimi böyle güzelce masaj yapsın. Ben kinetik kumu slime'ı çok seviyorum çünkü böyle elime peeling etkisi yapıyor. Bu arada kinetik kumun slime'ı birazcık katılaştırdığı gerçeğiyle yüzleşmiş olduk arkadaşlar. Bir şey fazla gelmedi. Ha? Ben taşacak kusacak zannediyorum. Aa, yine taşıp kusar mı? Asla. Allah'ım. Evet, bir daha dinleyelim mi? Bir kere çok güzel bir clay görüntüsüne sahip oldu arkadaşlar. Clay görüntüsüne ve clay yapısına dokusuna sahip oldu. Ve ben clay'i çok severim. Kinetik kum ettikten sonra kopmalar başladı. Demek ki daha da sıvı bir slime yapmam lazımmış. Ama ona rağmen çok güzel açılıyor ve çok güzel. Of, harika. Ama evet, biraz fazla eklemiş olabilirim. Yani biraz daha az ekleseydim daha güzel bir produkte sahip olurdu. En azından sertleştirmezdi slime'ı ama şuna bakar mısınız? Çok güzel oldu. Gayet güzel bir slime oldu arkadaşlar. Rengi bir kere fıstık yeşili çok tatlı. Onun dışında yapısı kokusu çok iyi oldu. Ve sadece 4 malzemeyle yaptık. Tutkal, boraklı su, kinetik kum ve vazelin. Vazelinle kinetik kumun uyumuna da bayıldım doğrusu. Artık veda zamanı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bugün Buse Özyakalın'la efsane bir video geldi arkadaşlar. Evde devasa bir survival parkuru kurduk. Ve yarışmacılar Ceylin, Poyraz ve ben efsane bir challenge yaptık. Hem de 2 round'dan oluşan. Bence mutlaka izleyin. Yarın da Poyraz'ın kanalına efsane bir Red Bull videosu gelecek. Çok eğlenceli oldu. Onu da kaçırmamak için Poyraz'ın kanalına da abone olun. Artık veda zamanı. Oyun oynayın ve çocuk kalın. İlk sorumuz gelsin. Asya kıtasında kaç ülke vardır? Biz de dahiliz. Bir yerimiz daha. Olsun. 3, 2, 1, 25, 30. Cevap şok olacaksınız. 52. Ya! Ben kazandım. Devam ediyoruz. Evet, sıradaki soru gelsin. Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt verir? 3, 2, 1, 300. Önce gösterdim ben. 800 litre. Yani yuh demek istiyorum. Bana mı yuh? Hayır. Bana mı? Evet, sana yuhta 1000 litre. Ne? 1000 mi? Evet. Vay canına adam. Vay canına ben kazandım. Annem bir defa daha kazandı. Çok iyiyim ben ya tahmin konusunda arkadaşlar. Bunun daha 3. sorusu var, 4. sorusu var, 15. sorusu var, 14. sorusu var. Hadi bakalım Ceylin. Ben yine değiştiriyorum tebeşirimi rengini her soruda. Soru gelsin. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Akreplerin acaba bilinen kaç türü var acaba? Akreplerin bilinen kaç türü var? Önce o soruya cevap verelim. Oho, şey 1 milyon tane türü var. 25 tür diyorum ben. Özür dilerim. Ya öyle bir şey yazmak kimisin senden ya? Ben yazıyorum tam yazı. Ne küçüksün ya? Kimisin? Zehirli mi soruyorsun? Evet. 3, 2, 1, 20. 8. Cevap 25 anne. Sonunda bir sayım alabildim. Ama 25 değil mi? 25 tur değil mi? Yukarıda. Bak direkt yukarıda 25 yazıyor. 25 yazmışım ama. Bana ne? Tür yazmışsın ya. Zehirli yazmamışsın. Arkadaşlar şu anda 2-1'iz. Ben de yarışmada varım dedim. 1500 akrep türü varmış. Yuh. Vav. Wow. Tamam 25 olaydı. Gerçekten ben isteyecektim onu.